Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle kale inceleyeceğiz. Kale son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halk sonrası güzel bir çıkış gerçekleştirerek 140 seviyesine kadar çıkmış. Devamında yaklaşık 6 ay süren bir düşüş trendi. Bu düşüş trendini kırmasıyla birlikte 53 seviyelerine 85 seviyesine kadar çıkarak burada yatırımcısına %50'ye yakın bir getiri sağlamış ancak devamında burada tutunamamış ve bu kazançların tamamını geri alarak da fiyat tekrardan 56 seviyesine kadar düşmüş. Son fiyat hareketlerine bakıldığında %5'e yakın pozitif bir fiyatlama olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Anlıkta 62-62-50 seviyesinde işlem görüyor. Şimdi kalitesel tarafına bakıldığında net bir düştü trendi sonrası bir tepki vermiş. Bu tepki trende oturamamış. Trendi devam ettirmemesiyle birlikte tekrardan düşmüş. Şurada gördüğünüz gibi aslında bu oluşan alımlarla birlikte bu düşüş trendini kırmış arkadaşlar. Kısa da 63'ün üstüne kaldığı sürece de biz Kalaser tarafında 72 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. O yüzden bu seviyelerden kısa vadeciler al arkadaşlar risk alıp 63'ün üstünde kalması durumunda 72 bölgesinden satış yapabilirler. Orta ve uzun vade için alınabilir mi? Evet alınabilir arkadaşlar. de özellikle de geri çekilme olması durumunda 56-53 bölgelerinde destekleri gelmesi durumunda buralardan da kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Fiyat 63'ün üstünde kalırsa bu düşüş trendini zaten tamamen bitireceğinden dolayı çok fazla alt banktaki destek noktalarını beklememek gerekiyor arkadaşlar. Düşüş trendi kırılmış 63'ün üstünde teyit alırsa kısa vadede 72 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. Bu da size kısada olası bir yukarı yönlü hareketlerde %15'e yakın bir getiri sunacaktır. Burası önemli. Buranın üstüne kalırsa tekrardan düşüş yaptığı noktaya çıkmak isteyecektir. Yani fiyat burada düş trendini kırması ile birlikte 72'nin üstüne bir fiyat dermekle ise tekrardan 85 seviyesi hedef olacaktır. Burada işte buranın üstü tamamı devamı noktası 85'i geçebilirse arkadaşlar tekrardan 112 ve 140 seviyeleri hedef olur. Yok 85'i geçemezse daha önce de burada gördüğünüz gibi oluşan satışlarla fiyat %30-%20'lik bir düşüş kaydeder. Bu düşüş sonrası toparlanabilirse trendini devam ettirebilirse o zaman bu seviyeler hedef olabilir. Bu bölge geçilmediği sürece aslında kale seramikte yukarı yönlü hareketler beklememek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kısaca rahatsız bu bölgeden alıp 72-73 bölgesinden satış gerçekleştirebilir. Ben orta ve uzun vadede tutuyorum. Şirkete güveniyorum." diyen arkadaşlarsa 72'nin üstündeki fiyatlama takip edip yine bu bölgelerden satış yapabilir. Çünkü fiyat tekrardan o bölgeye gelmiş durumda. Orta vadede size %40'ın üstünde bir getiri sağlayacaktır arkadaşlar. Bu getiri size yeterli olursa buradan pozisyonunuzu kapatırsınız. Yani bu direnç bölgesinden satış yaparsınız. Yetersiz derseniz de direncin üstünü geçerse zaten yükseliş hareketi devam edecek. Burada da büyük bir ikili dip olmuş olacak. Bu ikili diple birlikte bu direncin aşılması, yükseliş hareketi 112 devamında da 140 seviyene doğru sürecektir. Bu direnç geçilirse yükseliş devam eder. Geçemezse satışlarla fiyat tekrardan geri çekilir arkadaşlar. Aslında Kala Seramik bu kadar düşüş sonrası tepki vermiş, tepki sonrası tekrar geri çekilmiş. Şurada gördüğünüz gibi geldiğiniz noktaya geri dönerek bütün kazançlarını silmiş. Son fiyat hareketlerinde pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Güzel bir sinyal oluşmuş. Oluşan bu alım iştahıyla beraber kısa da 63'ün üstünde kaldığı sürece 72-73 bölgesi hedeftir. Devamı için yani buranın üstüne günlük kapanışlarda da tekrardan 85 seviyesi orta vadede hedef olacaktır arkadaşlar. 85 geçerirse dediğim gibi uzun vadede 112 ve 140 seviyesini hedef fiyatı olarak takip edebilirsiniz. Burası geçilmezse bunları unutun arkadaşlar. Geçilirse bu 112 bölgesinden de yine pozisyonunuzu tekrardan gö gözden geçirmenizi öneririm. Burası da önemli bir direnç noktası. O yüzden bu dirençleri takip ederek isterseniz satış yapar isterseniz de yolunuza devam edersiniz. Kala seramik teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.